Herkese merhaba efendim. Bugün günlerden 23 Kasım 2020 Pazartesi haftanın ilk manşet yayınına hoş geldiniz. İlk hafta Berat haftasıydı. Onun istifasıyla yattı kalktı kamuoyu. İkinci hafta Çakıcı haftası oldu. Alaaddin Çakıcı'nın gerçekten ağır hakaret, tehdit, küfürlerle dolu mektubu cevapsız kaldı. Her yönüyle böyle. Ne AKP tarafı cevap verebildi ne CHP tarafı cevap verebildi ne de bir tepki gösterebildi. Bilakis MHP tarafı da sahiplendi. O arada bir savcı galiba soruşturma başlatmış. Hangi savcının nerede ne soruşturma başlattığına dair de bir veri yok. Takip edeceğiz, göreceğiz. Tıpkı Berat Albayrak'ın hastalığı gibi. Neyse o hastalık. O da herhalde bir faili meçhul veya meçhul bir vaka veya meçhul bir duyum, meçhul bir açıklama olarak kalacak. Üçüncü haftaya neyin imza atacağını bilmiyoruz. Fakat şu çok net ortada. Ankara'da iktidar, saray çok 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 sıkışmış durumda. Ben bunu 2008'deki sıkışmaya benzer bir sıkışmaya benzetiyorum. 2008 yılında AKP hakkında kapatma davası açılmıştı. Ve Anayasa Mahkemesi'ndeki dengeler 50-50 yarı yarıyaydı. Yarı Zaten de bir oy farkla AKP kapatılmaktan kurtuldu. Fakat cezalandırıldı, hazine yardımı kesildi. İnsanlar yakın tarihi, uzak tarihi, her türlü tarihi çabuk unutuyorlar ama Erdoğan'ın çok sıkıştığı bir dönemdi. Anayasa Mahkemesi üyesi Osman Paksüt'ün... Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ ile karargahta iş tuttuğu dönemdi. Kulis paylaştığı dönemdi. Unutuyoruz, eşi Ferda Pakşüt de çok aktifti. Ama aynı çift yıllar yıllar sonra sarayda Erdoğan'la birlikte poz verdiler. Neden? E çünkü o dönemki zıtlaşma yerine ittifaka bırakmıştı. Her neyse bunlar belgesel konusu ve zannediyorum bu ilerleyen zaman içerisinde bu belgeseller çekilir ve halk gerçekten kimin ne olduğunu anlar. Şu an sıcak, o kadar sıcak bir siyaset yaşanıyor ki ona bakalım gazete kupürlerinde dolaştıracağım size sizi. Kendimizi Avrupa'da görüyoruz dedi Erdoğan ve bir anda bir dakika ya acaba şimdi reis ne yapacak? Reis şapkadan yeni bir şapka, şey tavşan çıkarıyor galiba falan gibi bir takım spekülasyonları da beraberinde getirdi. Yapar bunu yani şey değil. Her ne kadar 2004 özellikle 2004, 2005, 2006, 2008, 9'lara kadar yapılan Avrupa Birliği reformları, anayasa değişiklikleri ki biraz sonra o anayasa değişikliklerinden birini getireceğim ekrana. Ee, çok umutlandırmıştı. Yani beni de çok umutlandırmıştı. Hatta o zaman e, neden Avrupa Birliği'ni istiyorsunuz diye soran bir gazeteciye röportaj yap yapmaya gelmişti. Habertürk'te çalışıyorum. Yani heyecanlanarak anlatmıştım. İşte Kopenhag kriterleri, Maastricht işte ne bileyim Avrupa Birliği'nin genel kabulleri, genel normları ekonomiden hukuka, insan haklarından hemen her türlü standarda kadar hayatımızda hakim olacak evrensel doğrular, evrensel standartlar falan diye bir şeyler gevelediğimi hatırlıyorum. Şimdi düşünüyorum da o günlerde daha az bilinçliymişim bu konularda. Çünkü Avrupa ülkelerinden birinde 5 sene yaşayınca bazı şeyleri daha farklı görüyorsunuz. Evet. Ve mesele Kopenhag kriterlerini bir ülkeye getirip koymakla da olmuyor yani. Şey çok önemli. Yani Maya da çok önemli. Evet. Neden Erdoğan böyle söyledi? Çünkü 10 Aralık'ta Avrupa Birliği'nde bir zirve var. Merkel 10 Aralık'ta yapılacak Avrupa Birliği liderler zirvesinin gündem maddelerinden birinin Türkiye olacağını söylüyor ve bu konuda mutabık kaldık. O zamana kadar elbette gelişmelere bakmalı, sonra bir karar vermeliyiz filan diyor. Yaptırımlar geliyor Avrupa Birliği'nden ve Avrupa Birliği'nden son gelen açıklamalarda Erdoğan'ın lafları güzel ama uygulamaya da bakmak lazımdı. Uygulamadan kasıtları ne? Mesela Osman Kavala serbest bırakılınca bu uygulamaya geçmiş mi oluyor? Bilmiyoruz, göreceğiz. Fakat Osman Kavala'nın serbest bırakılmasının yakın ihtimal olduğunu düşünürüm. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına asla ihtimal vermiyorum. Keşke bırakılsa ama tahliye edilmesine asla imkan vermiyorum. Selahattin Demirtaş bir anlamda Erdoğan'ın belalısı, Erdoğan siyasi rakiplerini özellikle liderlik potansiyeli olan rakiplerini birer birer alt etmesiyle biliniyor geriye doğru. Ama partiye katarak Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş gibi ama bir şekilde onların önünü keserek veya ama böyle işte tartışmalı ölümler Muhsin Yazıcıoğlu gibi her neyse Selahattin Demirtaş muazzam bir figür. Onun tahliye olması, serbest kalması Kürt siyasetini tekrar tekrar toparlayacak bir gelişme. Erdoğan buna asla izin vermez. Asla. Avrupa ne derse desin, Amerika ne derse desin Selahattin Demirtaş'ın son tahliye edilecek kişiler arasında olduğunu düşünürüm. Buna da böyle bakmak icap ediyor. O açıklama bizi bağlamaz demiş Erdoğan. Kim o? Bülent Arınç'ın açıklamaları. 2-3 gün medya mahallesi de kulağının üstüne yattı. Bülent, hatta bazıları şey dediler, yani Bülent Arınç'ın açıklamaları şeyden dolayı oldu. İşte Ahmet Takan yazmıştı mesela, yazısının başlığı buydu. Erdoğan Arınç'a konuşabilirsin Bülent abi demiş. Evet, herkes böyle bakıyordu. Ee, ve sonra bir anda görüşler değişti. Bir, e, fitne ateşi falan deyince Erdoğan e, Arınç'ın açıklamalarına yani hukukla ilgili açıklamalarına, insan hakları ihlalleriyle ilgili açıklamalarına, işte tutukluluk süresi Selahattin Demirtaş'ın kitabını okudum tavsiye ederim devran öbürü beriki bir sürü şeyleri toparladığınızda bunun Erdoğan'ın bilgisi ve izniyle olan bir şey olduğu düşünülüyordu. Aynı şekilde Cemil Çiçek de konuşmuştu. Bize bir tövbe nasuh lazım diye. Şimdi Cemil Çiçek'le Bülent Arınç sıradan insanlar değil ve sarayda bu insanlar. Sarayda adresleri var. Yüksek İstişare Konseyi'nin birer üyesi eski meclis başkanı sıfatıyla. Yıldırım Akbulut da o heyette, Köksal Toptan da o heyette, Mehmet Ali Şahin eski meclis, eski meclis başkanlarının hepsi o heyette. Zaten toplasanız herhalde bir 7-8 kişi var. Hem Cemil Çiçek hem Bülent Arınç periyotları nedir toplantılarının e, yüksek istişare kurulu toplantısını bilmiyorum. Haftalık mı, 15 günlük mü, aylık mı? ...düzenli olarak saraya girip çıkıyorlar ve yaptıkları açıklamaları da böyle okumak lazım. E, dolayısıyla bir arınç e, röportaj tekliflerine cevap vermeyen bir insan aylardır... ...ben gazetecilerin anlatımlarından da biliyorum... ...aylardır röportaj tekliflerine cevap vermezken bir anda Habertürk'e çıkıyor ve konuşuyor. Şimdi bunu not etmek gerekiyor. Cemil Çiçek ise Karar Gazetesi'nden eski dava arkadaşı Ahmet Taş Taş getirerek konuşuyor... Dava arkadaşı derken kastım bu. Şu 1970'lerin milli mücadelecilerini yakinen e, takip etmek icap eder. Yani e, bir Melih Gökçek, bir e, Hüseyin Gülerce, işte e, Cemil Çiçek, Ahmet Taş getiren bu isimler daha sonraki zamanlarda da etkin olmuşlardır. Milli Mücadele Hareketi, Derneği neyse yapılanması 70'lerden sonra 12 Eylül'den itibaren dağılmış gibi görünmekle beraber... Eski dava arkadaşlarının kritik konularda bir araya geldiğini görüyorsunuz. O açıdan Cemil Çiçek de bir havuz medyası sakinini değil Ahmet Taş Getiren eski dava arkadaşını tercih ediyor. Mesela Hüseyin Gülerce'nin bir lafı var bir kanalda anlatmıştı. 2014 yılıydı yanılmıyorsam kaldığımız evin abisi Ahmet Taş Getiren demişti. Aynı evde kalıyorlar Hüseyin Gülerce Ahmet Taş Getiren Abi, evin abisinin taş getiren olduğunu söylemişti ya da ağzından kaçırmıştı bilmiyorum. O işe de e, öyle de bakmak lazım. Şimdi nereden geldik, milli mücadeleden çıktık ayrı bir konu. Ben o açıklamanın, Arınç'ın çıkışının vesaire e, yüksek İstişare kurulu üyesi oldukları için, saraydan maaş aldıkları için vesaire bütün bunların hepsinin bir nabız yoklama olduğunu düşünüyorum. E, ve sonrasında işin niye bu noktaya geldiğini de anlatacağım. Yayını takip edin. Görüyorsunuz işte yılların gazetecisi dersin değil mi? Ankara gazetecisi Fatih Çekirge, işte Tayyip Bey müthiş pozitif etki yarattı diye bir başlık atıyor. Tırnak içinde bile olsa bu insanlar bugün bu noktaya geldiler. Sonra da e, o, öbür, o öbürüne, berikine şuna buna laf atıyorlar. Yahu millete söylediğiniz lafın 10 bin mislini, 100 bin mislini kendiniz yapıyorsunuz ya. Yandaşlığın kitabını yazdınız. <laughs> Mehmet Barlas'ın yazısının başlığı bugün... E, ...sabahta Arınç'ın sözleri eleştiri mi yoksa öz eleştiri mi bilmecesi çözümleniyor. Belli ki herkes... E, ...öz eleştiriden yola çıktı 2-3 gün. E, ve Mehmet Barlas veya işte o avanesi de aynı şekilde düşünüyordu. Erdoğan avaneleri de aynı şekilde düşünüyordu anlaşılan. Yani bu bir öz eleştiri. Erdoğan merkezli bir öz eleştiri filan diye bakıyorlardı. Erdoğan bir anda iot gibi ortada bırakınca Arınç'ı gene... Ee, tekrar iş eleştiriye döndü. Arınç'ın eleştirisine döndü. Erdoğan söylüyor. Belki de bu kadar söylediği laf içerisinde en doğru laf milliyetin iç sayfa manşetinden getiriyorum. İç sayfa politika sayfasının manşeti istikametimizde bir değişiklik yok. Belki tek doğru laf bu duran saat misali. Çünkü Erdoğan'ın istikameti pragmatizm akşam başka sabah başka konuşmak, çıkarına uygun konuşmak, ne işine geliyorsa öyle davranmak, öyle yürümek. Dünkü düşmanlarını bugün dost ilan etmek, bugün dost olduklarını yarın hainleştirmek aklınıza gelebilecek her şey. Ve bu kafa, bu anlayış en yakınlarını bile satar. Sata sata gider, yaka yaka gider. Bu böyledir. Bu böyledir. Ve arınçı da sattı işte görüyorsunuz. Yani Belki de şöyle diyor el altından Arınca ya benim öyle dediğime bakma, işte siyaseten böyle yapmamız lazım. Fakat kamuoyuna düşürüldüğü duruma bakar mısınız Arınç'ın? Fitnat içini yakmakla suçlanıyor şu anda. Arınç'a sorsanız belki Arış diyecek ki, ya işte biz bunu beyefendiyle konuşmuştuk, fakat üç gün sonra işte siyaseten böyle demesi icap etti. Her neyse, Arınç'ın ki eleştiri de olabilir, öz eleştiri de olabilir. Danışıklı dövüş de olabilir, Erdoğan fikir değiştirmiş de olabilir, hepsi olabilir. Fakat gelinen noktada yüksek istişare kurulu olan her düzenli olarak her hafta her ay neyse saraya giden Arınç, oradan maaş alan Arınç bugün bu noktada hala o pozisyonu kendine yediriyorsa saatlerce konuştuğu Habertürk programının da hiçbir kıymeti yok demektir insanda bir tane omurga varsa, bir tane ama sırtında bir tane omurga varsa, bütün bunlardan sonra takip ettiği siyaseti takip etmemesi icap eder. Bir tane omurgası varsa, tek ama yani. Erdoğan'ın bir özelliği de istikametimizde değişiklik yok derken, Erdoğan'ın bir özelliği de insanları böyle harcaması, böyle madara etmesi. Kendisinin bir kıymeti yok, peşine takılanları da sırayla değersizleştiriyor olan kıymeti özgür ağırlık falan gitti de olan şeyi de götürüyor yani. Türk Gün Milliyetçi Hareket Partisi'nin basındaki tek yayın organı. Çok bakmam ama bugün özellikle getirdim. Fitne girişimlerini reddediyoruz düşün yakamızdan demiş. Hep söylüyorum MHP AKP'ye ne kadar muhtaçsa AKP MHP'ye o kadar muhtaç. Çevir Erdoğan Bahçeli'ye ne kadar muhta muhtaçsa Bahçeli Erdoğan'a o kadar muhtaç. Mecbur ve mahkum. MHP barajın altında. Bugün seçim olsa MHP barajın altında. Parlamentoya da giremiyor, hiçbir şey de olmuyor. AKP yüzde otuzlarda ki o en subjektif anketlere göre insan, insanların cevap vermeye korktuğu ağır iktidar basını propagandasının olduğu bir Türkiye'den bahsediyoruz. Toplasanız Cumhurbaşkanı'nı seçemiyorlar. Ayrı ayrı girseler MHP barajın altında kalıyor. AKP'de 2015-7 Haziran'ından daha fena bir duruma düşüyor. Diyeceksin ki parlamento parlamento elbette şu anda yok hükmünde ya da parlamento'nun etkisi sıfır ama parlamento'da siz 300'ün altına düştüğünüzde işler zorlaşıyor. Ve o artık o parlamento anayasaya bakın Cumhurbaşkanını, seçilmiş Cumhurbaşkanını tek yetkili başkanı zorlamaya başlıyor. Dolayısıyla şu anda 289 olan AKP'nin 289 olan AKP'nin 300 ve üzerinde durmasının tek nedeni, 300 ve üzerinde oyu sağlamasının tek nedeni MHP desteği. Başka bir destek yok Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ondan dolayı da iki tarafta birbirine mecbur mahkum. Ama şu anda iki kişi, ikisi de yetmiyor. Üçüncü ihtiyaçları var. Haliyle şu anda Erdoğan, ne Erdoğan ne Bahçeli bugün dahi olsa bir seçim ister, ne de 2021'in ilk ilkbaharında, sonbaharında seçim ister ellerinden gelse 2023'e kadar bu şekilde devam ettirmek isterler. Ben o açıdan bu liderlerin kafasında ülkede bir seçim ihtimali olabilir. Fakat bu liderlerin kafasında bir seçim ihtimalini asla ve asla olduğunu zannetmiyorum. Erdoğan'ın seçeneklerinin hiçbiri seçimi değerlendirmiyor. Bahçeli'nin de değerlendirdiğini zannetmiyorum. Ama bu ittifakı çatlatacak, bu ittifakı yıkacak, ne olursa olsun basıp geçiyorum diyecek. İktidardan da vazgeçiyorum diyecek. 2002'deki gibi hatırlayın. 2002 3 Kasım. Tarih vererek Bahçeli içinde bulunduğu hükümeti seçime götürmüştü. Hep beraber de barajın altında kalmışlardı. 3 Kasım 2002'de seçime gidelim demişti. Hep beraber barajın altında kaldılar. ANAP, DSP, MHP. Muhalefet de kaldı. C e, DYP, DYP hükümette olmadığı halde o da barajın altında kaldı. Neyse ee, ve o zaman Bahçeli MHP'nin liderliğini MHP'yi bırakmak zorunda kalmıştı. 2002 18 sene önce İktidarı bırakma pahasına MHP erken seçim demişti. Bahçeli daha sağlıklı, daha genç, daha dinçti ayrı bir konu. Uzun yıllar partiyi götürebilirdi. Zaten partinin yenine, başına yeni geçmişti. 4-5 sene olmuştu. Alparslan Türkeş vefat edeli filan. Ama şimdi aradan çok sular, yani köprünün altından çok sular aktı. Şu anda MHP ülkeyi seçime götürebilir mi? O günkü kadar güçlü ihtimal olmasa bile, o günkü kadar fevri bir Bahçeli olmasa bile bugünkü Bahçeli telkin aldığı yerlere de bakarak, telkin aldığı yerlere dikkat ederek de söylüyorum. Ne, nerenin telkini altındaysa. Bunu yapabilecek tek irade. Yani masayı devirebilir. Masayı devirdiğinde Erdoğan yapacağı bir şey yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 289 sandalyesi var. Çok zor bir süreç. Reform söylemine ittifak ayarı demiş Gazete Pencere. Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu üyesi Arınç'ın MP'yi kızdıran Kavala Demirtaş açıklamalarına Erdoğan sahip çıkmadı diyor. Millet aptala döndü Akşener. Biraz yavaş sayın Erdoğan Babacan. Reformun e, rengi bir haftada belli oldu Davutoğlu yorumları. Aydınlık terör hükümlüsünü çıkarma ekibi diyerek Arınç e, Davutoğlu ve e, Babacan'ın Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarını basmış. Belli ki e, Avrasyacı Kanat e, e, Erdoğan'a baskı yapıyor. Esasen bunlar da üçüncü gizli ortak. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir etkileri bir destekleri falan yok ama dışarıda elbette yargı, bürokrasi, medyasıyla neyse devletteki etkinlikleriyle Erdoğan'a destek veriyorlar. Erdoğan'a Erdoğan'ın yanında hizalanıyorlar. Böyle bakmak lazım. Onlar da fena halde karşı Kılıçdaroğlu, Davutoğlu, neyse işte Arınç, Babacan cephesinin çıkışına Doğu Perinçek tayfası. Ulusalcı dememek lazım bu ekibe. Avrasyacı demek lazım. Çünkü ulusalcıların hepsi Avrasyacı değil. Ulusalcılığın bir alt kolu ya da bir parçası Avrasyacılık. Millet derd içinde inlerken iktidar kör, sağır ve dilsiz. Bir yanda kriz, bir yanda salgın önlemleri vatandaşı vuruyor. Toplumun her kesimi mağdur, çalışan üretende dert çok ama derman yok. Sözcünün ekonomik manşeti. Fitnenin hedefi Cumhur İttifakı, Türkiye'nin manşeti. Biraz evvel söylediğim çerçevede değerlendirin bunları. AKP seçmeni de bizi çağırıyor, dert yanıyor. Yeni çağın manşeti Akşener. Akşener'in sahalaki, sahalardaki desteği güçlü. İktidar sürekli el altından, el üstünden haber gönderiyor ama Akşener üçüncü ortak olmayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özellikle üçüncü ortak olmayı veya Cumhur İttifakı'na girmeyi kabul etmiş değil. E buna MHP'nin de kategorik olarak karşı çıktığından bahsediliyor ama MHP'nin nasıl bir ilk, yani herhangi bir ilkesi var mı MHP'nin? Ona da bakmak lazım. Yani şunu hatırlatalım. 2018 seçimlerinden önce Osman Öcalan TRT'ye çıkartılıp Cumhur İttifakı'na o istenmişti. Ve Cumhur İttifakı'nın paydaşı MHP bunu içine sindirmişti. Böyle de bakın. Dolayısıyla Akşener şey Bahçeli Akşener'le yan yana gelir mi? Gel Bahçeli Erdoğan'la yan yana. Bahçeli herkesle yan yana gelir. Yani soru şu. Akşener Bahçeli ile yan yana gelir mi? Akşener Erdoğan'ın kanatları altına girer mi? Eğer Akşener bunu kabul etseydi bugün bile seçim olabilirdi. Ve Cumhur İttifakı ile rahatlıkla alacağını düşünürdü o seçimi. Bakın şunu da unutmayın. Şunu da unutmayın. 2019'da iki seçim oldu İstanbul'da ve ikisinde kaybetti Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı seçim kazanamayacağını biliyor. AKP, MHP, MHP, AKP topla, çarp, böl, çıkar. 51 etmiyor. Ya da 50 artı 1 etmiyor. Cumhur İttifakı bunu çok iyi görüyor. Ve aradan geçen yaklaşık iki senede de bunu değiştirecek bir gelişme olmadı. Ondan dolayı da İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı'nın özel kalemi sözcüsü ne diyorsanız, Bahçeli Çakıcı'yla dostluğundan kaynaklanan vefa duygusuyla konuştu deyip Çakıcı'nın tehditlerini Bahçeli'nin sahip çıkmasına böyle bakıyor. Bir diğer ihtimalde iktidar acaba cemaatle barışır mı? İktidar acaba Kürtlerle, Kürtlere bir zeytin dalı sunar mı? Ya da işte efendim yeniden bir çözüm süreci başlar mı? İkisi de ihtimal dahilindedir. Erdoğan e, çö, tökez dediğinde, Erdoğan batışa geçtiğinde, Erdoğan e, yandım anam dediğinde Kürtlere yapışmak isteyebilir. Cemaate biz yaptık siz, yet, siz etmeyin diyebilir. Diyebilir bunu yani. Bu Erdoğan'dan her şey beklenir. Deminden beri anlattığım pragmatist bir adam pragmatist bir çizgiden bahsediyorum. Erdoğan bunların hepsini şey. Fakat Kürtler buna gelir mi? Ya da cemaat buna teşne olur mu? Eğer böyle bir şey olursa bunun karşısında duracağımdan emin olun. Taybet Ana'nın cenazesi orada duruyor. Gökhan Açık Kollu işkencede hayatını kaybeden cenazesi orada duruyor. Dolayısıyla bu tür pragmatist ittifak taleplerine e, her iki grubun da böyle bakması icap ediyor. Süleyman Soylu demiş ki Kürt kardeşlerimiz bu ülkenin çimentosudur. Bu açıklamayı da öyle şey yapın. Yani yokluyorlar. Aman Allah'ım sıkıştık. Bir çözüm süreci şey olur mu? Bir barış, bir suh çubuğu tutturacak falan filan olur mu? İktidarın yaz, yazdırıp eline tutuşturduğu Öcalan mektubunu Nevruz meydanında okuduğu için sırrı Süreyya Önder hapis yattı yatıyor yahu. Daha ne diyeyim ben size? Eser Karakaş demiş ki önümüzdeki 20 yıl milliyetçilik, siyasal İslamcılık, solculuk tartışmalarının yerini AB kriterlerinden yana olmak ya da olmamak alacak. Herkes kendini zihnen ve donanım olarak hazırlamalı. Tuğçe Varol birini seçerken hangi okulu bitirmiş, yok dindar mıymış, yok iyi iş adamı mıymış, yok iyi bir lider miymiş bunların hiçbirine bakmamak lazımmış Mer. Rusya'da, Türkiye'de, ABD'de yaşadım ve öğrendim ki tek kriter var zamanı geldiğinde gitmeye niyeti var mı? Ali Babacan o kadar hızlı bir U dönüşü ki diyor Erdoğan için yetişebilene aşk olsun. Biraz yavaş peşinizde bol bol yandaş gazeteci, bol, bolca trol, pelikan, melikan çeşitli kuş sürüleri var. Hızlı manevra yaptığınızda virajı alamayıp sağa sola savruluyorlar demiş. İki tweet getireceğim arka arkaya. İkisi de önemli Arzu Yıldız'dan gazeteci. Devleti Ergenekon yönetiyor. AKP'nin bir gücü yok. Yalandan reis meis milli yerlilik ayak çekip kendi turnusollarını da yaptılar. AKP nereye dönse duvara çarpıyor. Filmin sonu geldi. Günlük analizlik durumda yok. O kadar komplo teorisi üretiliyor ki bekleyip görelim artık. Bundan sonra ne olursa olsun kavga şahıslarla, partilerle değil, partilerle değil, sistemle olmalı. Kimlik, kimliksizlik, ideoloji tartışılan bir yerden kimseye hayır gelmez. İçinde bulundukları grupları ilahlaştırıp fikirlerini kutsayan ve birbirine söven gruplar faşistlik yerleşmiş diyor ki. Bu ikinci tweetin altına aynen imza atıyorum. Hep eleştirdiğim bir konu mahalle mahallecilik, kabile kabilecilik ve ağır faşizmle malül bu mahalleler. Bir gazeteci meslektaşımız Melis Alphan gün normal başladı ama karakoldan bir telefonla adliyede son buldu. Yıllar yıl önce yaptığım yıllar yıllar önce yaptığım bir paylaşım nedeniyle son burada bu demiş. Paylaşım da şu. 2015 Diyarbakır Nevruz'unda çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşınca örgüt bayrağı gözüktüğü gerekçesiyle örgüt propagandası iddiasıyla soruşturma açıldı. 2015 Nevruz günleri çözüm sürecinin işte olduğu günlerdi. İşte Dolmabahçe'de fotoğrafların oturma düzenini bile Erdoğan'ın belirlediği Sırrı Süreyya Önderli. Efkan Alalı fotoğrafların falan çekildiği, çektirildiği günlerdi. İşte Selahattin Demirtaş'ın kanal kanal dolaştığı, hatta Ahmet Hakan programlarında sas çaldığı falan günlerdi. O günlerde bu fotoğraflar veya paylaşımlar dikkat çekmedi ama 5-6 yıl sonra gazeteciyi suçlamak için bir fotoğraf paylaşmış da bir meydandan arkada işte örgüt e şeyi görünüyormuş, bayrağı gözüküyormuş falan. Şimdi altta şu var. Basın Suçları Bürosu. Eee Bakın, e, Türkiye'de bir anayasa var ama hiçbir maddesi uygulanmıyor. Ee, şimdi size onu getireceğim. Basın suçu deyince aklıma o geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası e, internetten açtım. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın e, son halini madde madde getiriyorum şu anda ekrana ve basınla ilgili bir şimdi konuştuğum mevzuyla ilgili madde 30. madde. İnternetten açtım. Ekleme çıkartma yok. Bakın 2010 2004 tarihli değişiklik. Biraz evvel başta da söyledim ya Avrupa Birliği uyum yasalarının çıkartıldı. Madde 30 işaretlediğim bölüm diyor ki Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basım evi ve eklentileriyle basın araçları suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt müsaade edilemez işletilmekten alıkonulamaz. Yani bu madde diyor ki basın müsaade edilemez basın araçlarına el konulamaz suç aleti bile olsa diyor. Yani bu bir suç aleti bile olsa bir örgüt propaganda unsuru bile olsa zapt ve müsaade edilemez, işletilmekten alınak alıkonulamaz. Haliyle böyle bir büronun da birebir alakalı olmasa da basın suçları bürosunun da as anayasal bir temeli olmadığını göstermek için ekrana getirdim. Bir gün manşetten test vurgunu hani yalandı diyor. O arada Türkiye'de testlerin 250 TL değil 500 TL'ye yapıldığına dair çokça haber ve paylaşım var. Şu anda basınla Sağlık Bakanlığı yani basının bir bölümüyle Sağlık Bakanlığı arasında bu şey yürüyor. Bu polemik yürüyor. Ya bu testlerin ücretsiz olması lazım en başta. Yani 250 lirayı da insanın verecek gücü yok. 500 lirayı hiç verecek gücü yok. Ayrıca bu testleri insanlar düzenli oluyorlar. Bir kere test olup geçmiyor yani. Bugün oluyor, haftaya bir daha oluyor, haftaya bir daha oluyor. Ne yapacak? Maaş oraya mı verecek yani? Ama işte Yarın aşı söz konusu olduğunda ne olacak? Yani yaklaşık bir sene Türkiye ve benzeri ülkeler için aşı yok da. Fakat aşı söz konusu olduğunda seyredin yani. Onu da bu şekilde artık ücreti gücü yeten filan. Yeni Asya manşetten ikinci bir pik yaşıyoruz. Bu kış zor geçecek. Uzmanlar kışa girerken pandemi yayılmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısı artıyor demiş. En son Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 180 küsür ölü gene bildirdi İstanbul'da. Türkiye'de bu kadar ölü sayısı açıklamıyor Sağlık Bakanlığı. Bakalım iş nereye gidiyor? Yani gerçekten gerçek ölümler, gerçek vakalar, pozitif neyse artık, filyasyon neyse bu şeffafiyet yok. Bu şeffafiyetin olması gerekiyor. Ben yaşadığım ülke İngiltere'de. Almanya'yı, Fransa'yı da biliyorum. Hollanda, Belçika'yı da biliyorum. Mahallenize kadar... Her türlü veriyi takip edebiliyorsunuz. Gün gün, an be an, pozitif çıkan sayısı, hastanelik olan sayısı, ölümler vesaire. Renklendirilmiş haritalarda risk gruplarına dağıtılarak, yaş gruplarına dağıtılarak renk renk e, analizleri filan okuyabiliyorsunuz. Bu şeffafiyet olmadan da arkası gelmez. Bu şeffafiyet olduğunda zaten e, halk da ona göre bilinçlenir. Yani şimdi evdeyiz, sokağa çıkmıyoruz, aile buluşmaları ikinci bir duyuruya kadar yasak falan dendiğinde halk evet diyor. Yani tamam yani baksana diyor rakamlar artıyor görüyoruz diyor. Yani benim mahallemde şu kadar bilmem ne. Ki zaten kendi mahallesindeki artışlara dair verileri gördükten sonra bir anda ertesi gün veya o günün akşamında hükümet şunu açıklıyor. Bu mahallede e, önlemleri işte bir kademe daha artırıyoruz. Bundan sonra şu 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 da kısıtlamalar içerisinde filan. Bir başka konu ben derslere nasıl katılacağım öğretmenim evrenselin manşeti. Eğitimi online'a geçirdik diyorlar. Öğrencilere tablet dağıtamamış bir iktidardan bahsediyoruz. Hatırlayın bir Fatih projesi vardı 2013'lü 14'lü yıllarda. Yalan oldu ayrı bir konu. Yani televizyonlara yok insanların seyretmeye. Bırak bilgisayarı, interneti, öbürünü, berikini yani. Online'da eğitim olur mu? Online'da eğitim olmaz. Ayrı bir konu. Okulları açık tutmak lazım en ağır kısıtlamalarda dahi okullar kolay kolay kapanmıyor. Okulları açık tutmaya çalışarak bu işle mücadele etmek lazım. Online dediğinizde de insanların gerçekten bilgisayarı, televizyonu var mı onlara bakmanız lazım. Online'a geçtik deyince olmuyor. Aşılar böyle taşınacak. Hani Türkiye'de Türkiye soğutucu yetiştiriyormuş ya efendim aşı taşımak için. Aşı yok ama soğutucu bizden. Eksi 70 derece nakliye sürecinin nasıl olacağı falan planlanıyor. Yani öyle kolay değil. Burada bir yakınınız bir aşı temin edip de zarfa koyup size gönderemez. Aşının eksi 70 derece soğuk zincirde taşınması gerekiyor. Bu ancak çok büyük organizasyonlar tarafından sağlanabilecek bir şey. Ama 2021'de şu konuşulacak. Bakın benim yaşadığım İngiltere'de Nisan ayına kadar bütün halkın aşılanması hedefleniyor. Yani birkaç milyon yıl başına kadar risk gruplarına göre Ocak Şubat'ta işte yaşlılar, sağlık çalışanları vesaire gibi ya da bağışıklık sistemi güçsüz olanlar, farklı hastalıkları olanlar veya COVID'e yakalandığında mücadele edemeyecek derecede zayıf kırılgan olanlar neyse onlar aşılanacak. Ama belli ki aralıkta başlayacak bu. Aralık, Ocak, Şubat, Mart derken Nisan'da bütün ülkenin aşılanmasının bitirilmesi bekleniyor. Çünkü İngiltere bütün aşı projelerine ortak, finansman olarak projenin başında. Zaten bir bölüm geliştirmeler de bu ülkede yapılıyor. Mesela Oxford AstraZeneca örneği gibi. Dolayısıyla Batı dünyası görülen o ki gelişmeler gösteriyor ki önümüzdeki 2-3 ay içerisinde Nisan'a kadar kendi vatandaşını aşılayacak ve hayatı büyük olasılıkla çok çok büyük olasılıkla mayıstan itibaren normale normale çevirecek. Böyle yapmak da zorunda çünkü herkesin ekonomisi dip yapmış durumda. Fakat Türkiye ve benzeri durumdaki ülkelerin 2021'de kara borsa aşıyla tanışacağını veya hükümet hükümet kaynaklı çevrelerin aşılanacağı ve diğer vatandaşın ihmal edileceği veya ıskalanacağı, o arada ekonomik sarsıntıların ve depremlerinde peşi sıra geleceğe gibi çok kötü bir öngörüm var. İnşallah bunlar olmaz. Çin'den aşı almayı, 10 milyon doz aşı getirtmeyi planlıyor şu anda Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Bakanlığı. Çin'in aşısı hakkında herhangi bir bilgi, herhangi bir veri yok. Ne kadar tesirli olduğuna dair de bir veri yok. Ama Sağlık Bakanı başta saray ahalisi önceden bir aşı olurlarsa herkesin gözü önünde gerçek aşıyı tabii vurulurlarsa bilemiyorum. İnsanlar da belki o aşıyı olarak korunabilirler bilemiyorum yani. 3 yılın faturası kişi başı 28.000 TL demiş karar manşetten. Akıl almaz adımlarla TL itibarsızlaştırılmasaydı 3 yılda 3 yılda kişi başı 3.600 küsür dolar fazla gelirimiz olacaktı diyor. Yani 3 yılın faturası diyerek başkanlık sisteminin başladığı 2018'e götürmüş olayı. Ya yapmayın yani. 2015 16 17 18 harikaydı da son 3 senede bunlar başımıza geldi. Yapmayın yani. Esnaf ne yapsın? E, karantina var destek yok TR724'ün e, manşeti. Bu doğru eğer siz bir ülkeyi kapatıyorsanız eğer evinizde oturun diyorsanız eğer restoranları dükkanları neyse fabrikaları işletmeleri kapatıyorsanız insanların geçimini temin etmek zorundasınız. Türkiye Türk ekonomisi Ankara insanların geçimini temin edemeyecek, edemeyecek durumda olduğu için bunu yapmıyor, yapamıyor. Üretim çarklarını çevirmeye çalışıyor. Saçma salak akşam 8'den sonra falan gibi neyse böyle sokağa çıkma yasağı koyuyor. Sanki akşam 8'den sonra sokağa çıkan var. Akşam 8'den sonra sokağa çıkan varsa bile yani virüs o zaman mı aktif oluyor falan. Akla zarar tedbirler uyguluyor. Bununla yani aldığı tedbirlere bakarsanız şu var. Ben ülkeyi kapatmayacağım çünkü destekleyecek param yok. Ama alabildiğine işte rakamları aşağı çekmek için ne yapabilirim? Yani bu kıvranma hali var ve bu kıvranma hali virüs çıktığından beri 7-8 aydır var Türkiye'de. Neden? Çünkü parası yok. Çünkü ekonomik olarak güçlü değil. Çünkü siz oturun ben size bakarım diyen diyebilen bir devlet yok. Eksi de bir devlet var. esnafın yapabileceği bir şey de yok. Yani üzgünüm. Baksana o arada 750 milyon dolar havaya uçmuş Anka Park'ta. Ya bu sadece bir tanesi. Melik Gökçek de hala gevrek gevrek sırıtarak dolaşıyor. O proje yapılırken de hataydı. Yürürken de hataydı. Bitirip açtırdıklarında da hataydı. Erdoğan'a mı açtırdılar? Kimi açtırdılarsa. Ankara'da böyle bir Anka Park olmaz. Açık hava oyun parkı. Ankara soğuk yani. Eksi 15 derecede kim nerede oyun parkında oynayacak? Yani mevsimsel olarak doğru değil yani. Belki Antalya'ya, Adana'ya, Mersin'e falan kurmayı düşünebilirsiniz. Mevsimsel olarak kurtarabilir. Belki İzmir'e kurmayı düşünebilirsiniz. Ama yani bulunduğu yer itibariyle de ofsayt yani. Ve zaten çürüyor. 750 milyon doları halkın parasını da Melik Gökçek cep e, şeye attı. Kendi cebi dahil birilerinin cebine attı. Gazeteci Mehmet Baransu'ya 2004 yılındaki MGK kararlarını yıllar sonra haber yaptığı için 17 yıl hapis cezası verildi. Kamu avukatları belgelerin gerçekliğini kabul etti. Baransu gerçeği yazdığı için 17 yıl ceza aldı. Ayrıca Mersin Limanı'na Türkiye'nin en büyük bakliyat ithalatçısı, elbette AKP'li demiş Cevheri Güven, firmalar tarafından kaçak GDO'lu pirinç sokulduğu haberi nedeniyle 19 yıl 6 ay ceza verilmişti. O firmalar laboratuvar rapor, raporlarına rağmen para cezası dahi almadılar. Gerçekleri yazan gazeteciler de içeride işte 5 sene önceki tweetinden dolayı of tweetin fotoğrafının bir yerinde örgüt bayrağı var diye insanlar ifadeye çağrılıyor filan. Ama nokta e, gelinen nokta şu kişi başı borç 2002'de 316 dolarken 2019'da 1740 dolar. O arada 2002'de dolar kuru yani 1.3'ler 1.4'ler mesabesindeydi. Şu anda da e, yaklaşık 8 TL olduğunu söyleyelim. Hem kur olarak yani 1.3 1.4 TL'den 8 liraya çıkan bir dolar var. Hem de dolar bazında 316'dan 1740'a çıkan kişi boşu, başı borç miktarı var. Onun için bu halk yani şu anda kundaktaki bebelerin borcu bu kadar. 1740 dolar 2019 itibariyle 2020'yi bilmiyoruz açıklanır. Kundaktaki bebelerin hatta doğmamışlarında borcu var. Yani ve bunu bu halk ödeyecek. Bunu bu halk ödeyecek. Onun için Erdoğan alkışlanmıyor, salonda heyecan yok. Dün Twitter'da önüme düşmüştü, baktım gerçekten sesi de bayağı cılızlaşmış, omuzu düşmüş. Eskisi gibi e, böyle üst perdeden bağıran, çağıran e, bir Erdoğan yok. Gözünün feri gitmiş derler ya, böyle bir Erdoğan var efendim. Birkaç haber var ki onları vermeden geçmeyelim. Kanser hastalığı son evreye gelince tahliye edilen KHK'lı Ümit Gök Hasan vefat etti. 4 yıl afyon cezaevinde tutuklu kalmıştı. Hastalığı 4. evreye geldiğinde tahliye edilmişti. KHK'lı bir polis memuruydu. Bu iktidarın son öldürdüğü, mevcut rejimin içeride öldürdüğü son kurban ilk değil, bugün itibariyle son ama başka hastalar var, devam edecek zulümler, yaklaşan e, faciaları da görüyorsunuz. Ne ilk ne son. Yüzlercesi var böyle. Afyon cezaevinde tutuklu, polis memuru KHK'lı, hastalığı dördüncü evrede ancak tahliye edilen Ümit Gök Hasan. Sonra da işte... Deminden beri ekrandan geçirdiğim şeylere bakın. İşte neymiş? Cumhur İttifakı'ymış. Yok seçilmiş. Erdoğan iktidarı paylaşır mı? Bugünkü başlığımız buydu. Paylaşır mı? Paylaşırsa ne koşullarda paylaşır? Veya hangi aşamaya geldikten sonra Erdoğan böyle bir adım atar? Böyle bir hamlenin içerisinde olabilir. Erdoğan'ın zamana ihtiyacı var. Erdoğan'ın derdi kendi bekası. A partisi, B partisi, C partisi, A grubu, B grubu, C grubu, A örgütü, B örgütü, C örgütü değil. E, muhalefet sistem değişikliği şartıyla, güçlü parlamenter sisteme dönme şartıyla vesaire. Erdoğan'la bir süre yürümeye hazır olduğu mesajı veriyor. E, belki bunu Erdoğan'dan kurtulmak için tek şans olarak görüyor da olabilirler. Fakat Erdoğan'ın köşeye sıkıştığında gerçekten ne yapacağını kestirmek zor. ye yegane şey yargılanmadan güvenli bir yerde ikameti olur. Yargılanmadan güvenli bir yerde kendisinin ve ailesinin ikametinin sağlanması olur. Yapsa yapsa bunun e, pazarlığını yapar. Fakat şu oldu. E, i̇nsanlar ülkenin kötüye gittiğini yeni yeni görmeye başladılar. Reis ne yapar eder bizi buradan çıkarır gibi bir düşünce vardı. O inanç bitti. Ve... Erdoğan işte iyi, reis iyi, çevresi kötü filan gibi o inanç o da bitti. O anlayış da bitti kendi tabanında. Erdoğan hangi seçime girerse girsin, ne zaman seçime giderse gitsin hiç önemli değil. Bugün de gitse, 3 ay sonra da gitse, gelecek senede gitse girdiği her seçimi kaybeder. İlk turda zaten kazanamaz o bitti. İkinci, ikinci turda kesin kaybeder. Bu da net bir biçimde ortada. Haliyle şu anda Erdoğan elbette iktidarı paylaşır paylaşmaz bunu, bunu düşünüyor. Seçim sistemi ilişkin düşünüyor. Karşısındaki muhalif, muhalif cepheyi nasıl yarıp geçecek bunu düşünüyor. Cumhur İttifakı'ndaki ortağı işte MHP ne olup ne bitçe bunu düşünüyor. Bunların hepsini düşünüyor, değerlendiriyor ama şu anda tek doğru şey belki şu, çok analiz edilebilir, Erdoğan'ın zamana ihtiyacı var. Fakat gelişmeler onu o kadar sıkıştırıyor ki ona o zamanı vermiyor. Böylelikle bu manşeti de noktalıyoruz efendim. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla herkese hoşça kalın diyoruz. Çarşamba günü buluşmak üzere.